Ödemiş'in duayen gazetecilerinden Yüksel Balcı, Haberlerimden Haberiniz Olsun adlı kitabının 3. sayısını, Ödemiş'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ödemiş 37. Milli Fuarı'nda okuyucularıyla buluşup imzaladı. Değerli konuklarımız, Haberlerimden, 3. Haberlerimden Haberiniz Olsun başlıklı kitabın imza törenine hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hepinizi saygıyla selamlarım. Gazeteciliğe 61 yıl önce Manisa'nın Ahmetli beldesinde başladım. Gazetecilik ciddi bir meslek. Halkın sorunlarını korkusuzca dile getirenlerin mesleğidir. Tarafsızlığını koruyacaksın. Herkese eşit mesafede bulunacaksın. Ve yazdığın haberler hem ses getirecek hem sonuç alacaksın. 61 yıl boyunca kalemimi satmadım arkadaşlar. Bu benim en büyük gururumdur. 2008 yılları ile ilgili haberlerden oluşuyor. 50-60 yıllık haberler var. Bir ve ikinci kitabım yoğun istek üzerine bende kalmamıştır. Üçüncü kitabım ise geride kalmış haberleri içerdiği için az sayfadan oluşuyor. Bu bakımdan affınıza sığınırım. Hürriyetin sahibi rahmetli Sedat Simavi benim idolümdür. Genç gazetecilere verdiği öğüt çizgim olmuştur. Simavi'nin kalemine daima efendi kal, mecbur kalırsan kır, sakın satma sözünü 65 yıldır sürdürdüm. Kitaplarımın isim babası Ödemiş Ortaokulu Türkçe öğretmeni Sayın Hamdi Halis'tir. Kendisine teşekkür ederim. Tabii şimdi parti başkanı başkan. Gazetecilik boyunca en büyük ses getiren ve sonuç aldığım haberi sizlerle paylaşacağım. 1975 yılında adliye binası şu andaki belediye binasıydı. Cezaevinde aylardır mahkum taşıma arabası olmadığı için mahkumlar 1,5 kilometrelik yolda yaya olarak geliyorlardı. Erkekler ve kadınlar kelepçeli ve sevk zincirine vurulmuş olarak Saracoğlu Caddesi'nde jandarma nezaretinde herkesin şaşkın bakışları arasında adliye geliyorlardı. Bu manzara beni bir öğretmen olarak, bir gazeteci olarak son derece üzüyordu. Ama öğretmenlik büyük engeldi. Bir gün beni sürsünler ama bu insanları kurtaracağım dedim. Olayı resimledim. Hürriyet gazetesi 1. sayfada haberi, burası Volga kıyıları değil Ödemiş. Mahkumlar adliye zincire vurularak götürülüyor başlığı ile sür manşetten verdi. Barola bildiri yayınladı. Ertesi gün Bolu cezaevinden kırmızı renkli bir araç, o zaman arkadaşlar bilirler, adliyenin önüne geldi ve yılların işkencesi sona erdi. Bu arada biri Ödemiş'te, biri Kiraz'da lise öğrencisi iki genç kızımız skalyoz hastalığı nedeniyle yürüyemiyorlar ve okulu bırakacak durumda gelmişlerdi. Yüksek maliyetli ameliyatları ücretsiz olarak yapıldı. Ayrıca Ödemiş Anadolu Lisesi'ne engelli bir öğrenci için Anadolu Lisesi'ne engelli asansörü yapıldı. Aynı okulun bahçesine İzmirli bir dostumuz, ismini de söyleyeyim, Sayın Erdal İzgi, dostumuz sayesinde yardım ile 3,5 metre yüksekliğinden Atatürk heykeli yapıldı. Yıllarını öğretmenliği ile birlikte basını de Ödemiş hayatında uygulamış önler abilerimizden ben de başarılıydım içeride. Tabii bugün bu basılan yayını da adeta Ödemiş'in belliği anlamında öne çıkan, simge olan, önemli, geleceği planlayan veya gören, kentin ziyaretleriyle de öne çıkmasını sağlayan haberlerden oluşan çok güzel, çok ayrıntılı bir kitap oldu.
sıkıntı yapıyordu, olmazsa tutmazsa sağlığım el vermezse diye, ama kitabın basımıyla birlikte daha bir hareketli, daha bir canlı olduğunu görmekten de çok mutluyuz. Daha nicelerini bekliyoruz inşallah. Sağlıkla, iyilikle bu kitapla da biraz daha heyecanının yükseldiğini görmekten de çok mutluyuz ilçemiz adına. Çok eline, kalemine, yüreğine sağlık diyoruz. Bu örnek çalışmanın yine basın mensubu olan siz arkadaşlarımıza da örnek olmasını diliyorum. Daha iyilerini sizlerde de görmek istedik inşallah. Kutluyoruz. Sağ olun. Hürmetle ellerinden öpüyorum. Estağfurullah. Tebrikler, alkışlar size.